Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum arkadaşlar. Bugün sizlere bir saat içerisinde hazırlayacağınız harika bir menü hazırladım. Yarma buğdaylı yoğurtlu çorba, zeytinyağlı fasulye, kremalı hindi sote, pirinç pilavı ve künefe tatlısı. Hangi ülkeden takip ediyorsunuz? Yoruma sizleri bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden hepinize kolay gelsin ve iyi seyirler diliyorum. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yarma buğdaylı yoğurt çorbası tarifini sizler için hazırladım. Yarmalı yoğurt çorbamız için gerekli olan malzemelerimiz 1 bardak aşurelik buğday. Bir gece öncesinden böyle sıcak suyla ıslatıyoruz. Sabaha kadar bekletiyoruz daha çabuk haşlamamız için. Sabaha kadar beklettiğimiz buğdayı yıkayıp süzüyoruz ve düdüklü tenceremize alıyoruz. Üzerine yaklaşık 1,5 litre sıcak su ilave ediyoruz. Düdüklü tenceremizin kapağını kapatıp yaklaşık 20 dakika haşlamaya bırakıyoruz. Tabi haşlama süresi sizin düdüklü tencerenize bağlı. Daha önceden haşlayıp derin dondurucuya attığım bir tas haşlanmış nohutu da ilave ediyorum ve devam kaynamaya bırakıyorum. Bu esnada yoğurt sosumuzu hazırlayalım. Böyle 500 gramdan fazla yoğurdu derin bir tasa ilave edelim. Bir kaşık unu ve bir bardak suyu ekleyip çırpalım. Yoğurdumuzun kesilmemesi için haşlama suyumuzdan 3-4 kepçe böyle alalım ve karıştıralım. Böylece yoğurdumuzun kıvamını sıcak hale getirelim. Bu işlemi yaparsanız çorbanız kesilmez kesinlikle. Elde ettiğimiz bu sosu tenceremize yavaş yavaş dökelim. Bir yandan da karıştıralım. Ve karıştırarak kaynamaya bırakalım. Sürekli karıştırarak çorbamızı kaynamaya bırakacağız. Eğer karıştırmazsanız çorbamız burada kesilebilir. Bu da püf noktalarından biridir. Kaynadıktan sonra fark etmez artık. Karıştırmayı bırakabilirsiniz. Orta ateşte kaynayabilir kıvamı alana kadar. Bu esnada sosumuzu hazırlayalım. Yaklaşık 2 yemek kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edelim. Yağımızı kızdıralım. Kızdırdıktan sonra bolca nane serpelim. Ve kokusu çıkana kadar hafif kavuralım. Ocaktan alalım. Yapmış olduğum kremalı hindi soteyi, zeytinyağlı fasulye kavurmasını, pirinç pilavımızı diğer videolarımdan bulabilirsiniz.
Ayrıca linklerini infobox'a bırakıyorum arkadaşlar. Infobox'tan da istediğiniz tarif linkine ulaşabilirsiniz. Servis tabağımıza çorbamızdan koyalım ve sosumuzdan da bir kaşık ilave edelim. Afiyetle yiyelim. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşıp yorum atmayı unutmayalım. Facebook ve Instagram sayfamdan Nur Mutfağı Nurgül olarak takip edebilirsiniz. Zaman zaman canlı yayınlar yapıyorum ve günlük menüler paylaşıyorum. Sizlere de fikir olabilir. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. O kadar çok yaptığım tarif var ki arkadaşlar, sizlerle paylaşacağım. İnanın, her gün montajlamak için laptopumun karşısına geçiyorum ve sizler için hazırlamaya çalışıyorum. Yapmışken sizlerle zeytinyağlı taze fasulye tarifimi de paylaşmak istedim. Bunun için 500 gram taze yeşil fasulye kullandım. 1 tane soğan, 4-5 diş sarımsak, 3-4 tane domates, 1 tatlı kaşığına yakın şeker, tuz ve 1 çay bardağına yakın zeytinyağı. Fasulyeyi yıkayalım ve böyle istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde doğramayı tercih ettim. Daha çabuk bitsin diye 4'erli 5'erli gruplar halinde doğradım. Teflon tavaya ya da pişirme tenceremize doğradığımız fasulyeleri en taban katına koyalım. Bir tane soğanı ince yemeklik doğrayalım. Fasulyelerin üzerine doğradığımız soğanı böyle dağıtalım. Dört tane kabuğu soyulmuş domatesleri de küp küp yemeklik doğrayalım. Biberleri de aynı şekilde yemeklik doğrayalım. Ben sarımsağı genelde kabukları ile tercih ederim. Dağılmıyor hem de güzel kalıyor servis için. Siz tercihinize göre ister doğrayabilirsiniz, ister bu şekilde tüm bırakabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi sarımsakları ve biberleri de soğanların üzerine eşit bir şekilde dağıtalım. Daha sonra üzerine domatesleri de güzelce dağıtalım böyle. Bir tatlı kaşığına yakın şeker, tuz ve bir çay bardağına yakın zeytinyağını eşit bir şekilde her yerine gelecek şekilde dökelim. Ocağı alalım. Orta ateşte kapağı kapalı pişirmeyi bırakalım. Yaklaşık yarım saat sürüyor. Hiç su eklemiyoruz arkadaşlar. Kendi suyuyla, domatesin kendi suyuyla pişecek. Pişerken de karıştırmayalım. Bu şekilde karıştırmadan pişirmeye bırakalım.
Arada bir kontrol edelim. Yarma buğdaylı yoğurt çorbası, hindi sote, pilav tariflerimi infobox'taki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi zeytinyağlı fasulyemizi servis tabağımıza alalım ve istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Etlerin yanında mükemmel oluyor. En kolayından en lezzetli şekilde zeytinyağlı fasulye nasıl yapılır sizlere verdim. Susuz, kendi yağında ve domatesin suyuyla pişti tamamıyla ve inanılmaz lezzetliydi arkadaşlar. İsterseniz sarımsaklı yoğurtla da servis yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diliyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşıp yorum atmayı unutmayalım. Sizlerin yorumları benim için kıymetli ve değerlidir arkadaşlar. Facebook ve Instagram sayfamdan Nur Mutfağı Nurgül olarak takip edebilirsiniz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün kremalı hindi sote tarifi sizlere vereceğim. Kremalı hindi sote tarifimiz için gerekli olan malzemelerimiz 500 gram hindinin budundan, 1 kutu krema ve tuz. Eti hindinin göğsünden de kullanabilirsiniz. Hindi file. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Süt dana da yapabilirsiniz aynı şekilde. Veya dana biftek de kullanabilirsiniz. Tavuk da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi etlerimizi küçük küçük kareler halinde kestim. Teflon tavaya etleri aldım. Yüksek ateşte soteledim. Suyunu çekene kadar kavurdum. Artık tamamıyla suyunu çekmiş etimize bir kutu kremamızı ilave edelim. Ve kremamızı tamamıyla içine çekene kadar orta ateşte devam kavuralım. Kremayı da etimiz çekti ve tuzla tatlandıralım. Burada damak zevkinize göre karabiber, pul biber de ekleyebilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Çok kolay bir yemek tarifi arkadaşlar. Pilavın yanına, makarnaların yanına bu şekilde eti soteleyerek servis yapabilirsiniz. Pilav ile servis yaptım ve yanına zeytinyağlı fasulye kavurması ile diğer yemek tariflerimi infobox'taki tarif linklerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşıp yorum atmayı unutmayalım. Facebook ve Instagram sayfamdan Nur Mutfağı Nurgül olarak takip edebilirsiniz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim. Merhaba arkadaşlar, ben Nurgül. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için künefe tarifi vereceğim. Evde en kolay şekilde künefe nasıl yapılır?
Künefe tarifimizi daha önce de vermiştik. Bu sefer sade mozzarella'lı yapacağım. Malzemelerimiz: taze kadayıf, yarım paket tereyağı, mozzarella peyniri, Antep fıstığı ve şerbet. Gördüğünüz gibi yağı önce eritiyoruz tavada. Daha sonra kadayıfa ekleyip güzelce harmanlayarak yağı kadayıfa yedirtiyoruz. Künefe tabaklarımızın altını bolca tereyağlayalım ve harmanladığımız kadayıfımızdan bir parça alalım, elimizle bastırarak tabağımızın içerisine kadayıfı yerleştirelim. Aynı işlemi eğer daha fazla yapacaksanız diğer künefe tabaklarınızda uygulayabilirsiniz. Eğer arkadaşlar künefe tabağınız yoksa hiç sorun değil, teflon tavada da aynı şekilde künefenizi pişirebilirsiniz. Bir başka künefe tabağı ile künefelerin üzerine bastırarak sıkılaştıralım. Çok kenarına gelmeyecek şekilde mozzarella peynirimizden bolca koyalım. Aynı şekilde diğer tabaklarımızı da koyalım. İsterseniz üzerine Antep fıstığı serpebilirsiniz bolca benim gibi. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış ama eğer Antep fıstığı serperseniz künefeniz daha bir lezzetli olacaktır. Gördüğünüz gibi fıstık serpiyorum peynirlerin üzerine ve tekrardan peynirlerimizin üzerine kadayıf ile kaplıyorum ve tekrar tabaklarımızla bastırarak sıkılaştırıyorum. Künefe tabağımızı ocağa alalım ve orta ateşte, çok yüksek olmayan orta ateşte hafiften yavaş yavaş künefemizi çevire çevire kızartalım. Alt kısmını kontrol edelim. Eğer renk aldıysa diğer künefe tabağını üzerine koyalım. Bir penseye yardımı ve tutamak yardımı ile tabağımızı ters düz edelim. Ve aynı şekilde diğer tarafında renk alana kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi pense yardımı ile üzerindeki tabağı alalım. Harika kızardılar. Aynı işlemi tekrar altı kızarana kadar devam pişirelim. Şerbetin ölçüleri 4 bardak şekere 3 bardak su ve biraz limon. 15-20 dakika orta ateşte kaynatalım, koyu bir kıvam elde edelim ve soğumaya bırakalım. Gördüğünüz gibi kıvamı ve soğuk şerbeti pişmiş künefemizin üzerine dökelim. Üzerine ben kaymak ile servis yaptım. Kaymak ve bolca Antep fıstığı serptim. Siz isterseniz dondurma ile, isterseniz kaymak ile, isterseniz sade servis yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey.
Mis gibi evde künefemizi kendimiz yaptık. Dışarıdan almaya, hasret çekmeye hiç gerek yok. Kendi künefemizi de evimizde aynı şekilde dışarıdan daha çok lezzetli yapabiliriz arkadaşlar. Umarım bu videomu da beğendiniz. Kanalıma lütfen abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşıp yorum atmayı lütfen unutmayalım. Beni Facebook ve Instagram sayfamdan Nur Mutfağı Nurgül olarak takip edebilirsiniz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.